Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş medya yöneticileriyle bir araya geldi. Diyanetin gündemiyle ilgili bilgi verdi. FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini vurguladı. 10 bin dosya oluşturduk, 3 bin kişi ihraç ettik. İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. İnsanımızı FETÖ, PKK ve DAEŞ gibi terör örgütlerinden uzak tutmak için mücadele ediyoruz. Diyanet içerisinde PKK'ya bağlı olanların tespit edildiğini ve 200 kadar görevlinin hızla uzaklaştırıldığını paylaştı Erbaş. FETÖ, PKK ve DAEŞ konusunda ciddi teftiş süreçleri geçirdik, halen de yürütüyoruz. PKK'ya bağlı müzahir 200 din adamı görevden uzaklaştırıldı. Yeni soruşturmalar sürekli açılıyor, önüme her hafta bir dosya geliyor. Din istismarıyla mücadele bizim için bir seferberlik konusudur. Güvenliğimizi tehdit ediyorlar, isim vermeyeyim ama üzerinde durduklarımız var. Diyanetin din toplum ilişkisinin sınırını çizen bir kurum olduğuna dikkat çeken Erbaş, görevimiz toplumu din konusunda aydınlatmaktır. Hurafe ve aşırılıklardan uzak bir toplum yaratmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Erbaş bazı yapılar üzerine çalışma yürüttüklerini paylaştı. Din istismarıyla mücadele içindeyiz. Mücadelenin merkezinde FETÖ, PKK ve DAEŞ var. Ancak gelecekte din istismarı yapabilecek yapılara karşı toplumu uyaran faaliyetler yürütüyoruz. İçişleri Bakanlığımızda özel toplantılar yapıyoruz bu konularda. Tespit çalışmaları sürüyor. Yanlış bilgi veren her yapı diyanet açısından bakıldığında zararlıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki Diyayder ile ilgili de konuştu Erbaş. Diyayder konusunu medyadan takip ediyoruz. Hiçbir kurumda teröre yakın ve müzahir kişilerin olmaması gerekir. PKK dini istismar ediyor. Diyanet İşleri Başkanı'na bütçe tartışmaları da soruldu. Erbaş, tasarruf ve israf kelimeleri ağzımızdan düşmüyor. Araç konusunda hassas davranıyoruz dedi. Eğitim binamızın yapımını durdurduk. Mal ve hizmet alımlarında kısıtlamalar yaptık. En önemlisi 10.000 bilgisayarımızda milli yazılım kullanma kararı aldık. Pardus'a komple geçen ilk kurum biz olduk. En büyük tasarruf bu değil mi? Uyuşturucuyla da mücadele edildiğini belirten Erbaş Diyanet Çocuk TV kuracaklarını açıkladı.